Sayın Bakan, soruşturmada sizin oğlunuzun da ismi geçmişti. Her ne kadar serbest bırakılmış olsa da sabah iki istifa haberi geldi. İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'ndan. Sizin tavrınız ne olacak merak ediliyor, sizi dinliyoruz. Ben müsaadenizle bir basın açıklaması şeklinde çok kısa bazı ifadelerde bulunmak istiyorum. 17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yoktur. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Fakat rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında etmiyorum çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa başlıyorum. Ancak bu milleti ve bu rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. Sayın Bayraktar, bu tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum cümlenizi biraz ayrıntılandırmak ister misiniz? Bu baskının mahiyetine ilişkin nasıl bir telkin oldu? Kendi inisiyatifiniz nedir? Bugün bize işte iki metin gönderildi. Bir tane istifa metni, bir tane de deklarasyon metni. Yani ben tabii ki partimi rahatlatmak isterim. Ama böyle bir durumda bu işin yanlış olduğunu ifade ediyorum. Ve hayırlı olsun diyorum. Peki Sayın Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz.